Emel'cim hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın, iyi misin? Çok iyiyim. Harika. Nerelisin sen Emel? Azeri kökenliyiz. Evet. Baba tarafı Samsun, Bafra, Tatarlık var. Var mı? Oturuyorlar mı hala? Odalar mı? Anne baba. Anne baba ayrı. Ayrı. Hı-hı. Sen yarışmaya nereden katıldın? İstanbul'dan mı? Evet, İstanbul'da yaşıyorum. Çok istiyor muydun? Yani böyle mesela şöyle söyleyeyim. Bu yarışmaya mı katılmayı istiyordun yoksa ünlü olmayı mı istiyordun? Ben bu yarışmayla kendimi ifade edip kendimi gösterebileceğimi düşünüyordum. Stilime de güveniyordum. Evet. Giyinmeyi çok seviyor musun? Evet, çok seviyorum. Günlük hayatında yanına ekstra giysiler alır mısın? Evet, yedeklerim olur. Makyajını yapmadan Ay nereden dışarı... biliyorsunuz? He? He var. Öyle gerçekten. Evet. Diyor. Öyle bir kendim şey yaptım yani. Ama öyle. Öyle. Öyle gibi de geldi bize yani. Birinci olacağını düşünüyor muydun? Ben yani zaten kazanmak için katıldım yarışmaya. Evet, doğru. Ne kadar? Çok yani bütün yarışmacı arkadaşlarım gibi ben de çok emek, çaba sarf ettim. Sen bir de o tartışmalara çok fazla girmedin değil mi? Girmedin evet. O tartışmalara. Evet. Ve ondan da kazandığına inanıyor musun biraz böyle tartışmadığım için falan filan diye? Bilemiyorum. Ben insanların yani bizim ya sevgilerini kazandım ben benim... Sen günlük hayatta da böyle misin? Böyle, ben hep böyleyim. Böyle abi. Gerçek misin yani sen? Böyleyim. Yani bakkala gittin yine böyle evet. misin? Evet. Her yerde böyleyim. Ya bazen... Gerçekten. Gerçekten. Beyazıt, bizim, gerçekten bizim stüdyolar yan yana. Evet. Yani yan yana stüdyolarda çekiyoruz. Ve bazen hakikaten bizim stüdyoya yemek kokularına... Geldiği oluyor. Tamamen böyle paralize vaziyette geliyorlar usta. Kurabiyeler ya. Evet. Tabii yemeğe gelebilir onlar, evet. Yani şöyle söyleyeyim, tamamen öyle dost sohbetinde de aynı bu gördüğün. Bu hareketler. Bu. Aynen böyle. Evet, böyle. Yani Ataberk'in vurgu... yok bir şey, sakin ol. Sakin ol. O da çünkü çok fazla biz böyle elini kolunu, yani mimiklerin enteresan gerçekten de. Yani dedim ki acaba yarışmadan dolayı mı? Yok, yani böyle. Ben böyleyim. Annem hep kızardı bana küçükken de. Alışverişe çıkardık. Cimciklerdi benim. Sen nasıl seninle ilgilenen kişiyle nasıl konuşuyorsun? Anne diyorum, konuşuyorum. Ne olacak? Seni diyordu. Kız konuşma böyle. Ama değiş... Değiştiremedim. Ya senin içinde çok güzel bir ev hanımı yatıyor yani böyle bir annem diyordu böyle yapıyordu bana. Kız seni ne yaparım diyordu ben sana. Evet. Hay Allah. Başka kardeşin var mı? Erkek kardeşim var. Erkek canım kardeşim. Erkek kardeşim var. Harika. Bundan sonra ne yapmayı düşünüyorsun? Nereden nereye gidecek bu işler? Böyle dizi film teklifi istiyor musun mesela? Ay çok istiyorum çok. Ne? Vallahi çok istiyorum oyuncu olmayı. En büyük hayalimdir küçüklüğümden beri. Ben aynanın karşısına geçerdim, mikrofon alırdım. Şarkılar söylerdim. Türkan Şoray'ın repliklerini yapardım. Pes valla. Ay. Valla. Evet. Valla gerçekmiş. Ne diyelim yani. Ben bir yandan Neşecik, bir yandan... Zennube. Zennube. Kod adım Zennube. Nurellam. Zennube. Sistem kapattı ben de. Mavi ekran değil mi? Mavi ekran indi. Kontrol. Allah, enteresanmış gerçekten de. Nasıl eleştiriler? Bakıyor musun hiç Twitter'a, Facebook'a? Benim senin... Twitter'ım yok. Yok. Instagram'ım var. Benim var ama Twitter'ım benim. He. Bakıyor musun Instagram'dan falan? Bakıyorum. Hep yazışıyorum. Benim meleklerim, cancağızlarım, nar tanelerim, nur tanelerim. Allah kırmızı Allah. Şey gördüm, dayanamam. Çok özledim onları. Ata hadi eve. Gelecek Atacığım. Hadi eve. Sen yavaş yavaş değil mi? İyi ki. Hadi uyku vakti. Hadi Atacığım. Hadi babacığım. İyi ki. Sağ ol. Bu kafa karış. Yazışıyoruz. Çok güzel yazışıyoruz. Vallahi. Belki de biz yanlışız yani. Hani. Belki biz böyle olacağız, yani bizim tavrımızın böyle, yani daha samimi, daha sevecen yani. Ben hep böyleyim, uçuşlarda da böyleyim. Bir şey söyleyeyim, benim böyle programa çıktığımda meleklerim canlarım ama...